Değerli STV izleyicileri, hepiniz Sanata Daire hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Geçtiğimiz hafta Ramazan öncesinde son programımızı yapmıştık. Şimdi iftarlar açıldı. Biz de iftarlardan sonra Ramazan ayı boyunca sizlerle birlikte olacağız. Cumartesi akşamları. Evet, Ramazan'ın ruhuna, Ramazan'ın o kudretine, paylaşma gücüne çok uygun bir program yapacağız bugün. Neyzen Nusret Avcı bizimle birlikte ve tabii eşlikte Sayın Gençay Elagöz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin Bey. Nasılsınız? Çok İyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri gördük. Beraber program yapmaktan da büyük keyif alacağımı şimdiden size izah edeyim. Çok teşekkürler. Benim için çok ayrı bir yeri sahip Nusret abi. Nusret abi çünkü Halk Bilim Araştırmaları Merkezi'nin bir emektarı, emekli oldu kendisi. Orada çok keyifli dans ve aynı zamanda projelere imza attık, yurt dışlarına gittik. Ama şu anda hala daha çalışmalarına devam ediyor. Biraz onlardan bahsedeceğiz ve o güzel neyi aslında dinleyeceğiz, öyle değil mi? Yanlış bir şey söylemeyelim. Tabii, tabii. Eşlikte de Gençay Bey bizimle olacak. Ama şimdi Nusret abi biz seni tanıyoruz fakat insanın kendisini anlatması biraz zordur. Biraz senden kendini dinleyelim, sonra da buluşalım neyle. Ben bir şekilde 35 yıl önce ney sanatçılığına başlamış, gerçekten neye de gönül vermiş. Bütün hayatımın amacında her zaman da zirveye müziği koymuş bir insanım. 25 yıl Anadolu Üniversitesi'nde Halk Bilim Araştırmaları Merkezi'nde ney sanatçısı olarak görev aldım. Bunun dışında da yine üniversitenin dışında da bazı projelerde bulundum. Bu müzik bizim artık bir yaşam felsefemiz, hayatımız. Kesinlikle. Artık yani o bizden uzak olmuyor hiçbir zaman. Senin devamlı yanında olduğunu biliyorum ben. Hep neyin, yaptığın projelerin, enstrümanların hep aslında seninle birlikte. Evet. Bu da Nusret Avcı'nın bakışını bize gösteriyor aslında. Evet. Şu an emekliyim ama emekli olamıyorsunuz bu meslekten. Evet. O çünkü devamlı sizi bir yerlere ite kaka götürüyor. Tabii. Şimdi şu an yine müzik hayatımda kendi projelerime çalışıyorum. Çok güzel. Onun dışında bizim koro çalışmalarımız oluyor. Özel korolarımız var. Evet. Onlara yönelik projeler oluyor. Harika. Tabii bu lafa girdik uzadıya gidiyoruz da ben şimdiden de Müslüman aleminin bütün Ramazan ayını tabii kutluyorum. İnşallah bu mübarek ayımızda bizim bereketlerimize sebebiyet olur. İnşallah. Birlik beraberliğimize de büyük katkıda bulunur. Bu pandemi döneminde gerçekten sıkıntılı anlar yaşıyoruz. Zor günler yaşıyoruz. Evet, sıkıntılı anlar yaşıyoruz ama o bize, Ramazan'ın bereketi, evet. Ramazan'ın o düşüncesi, felsefesi biraz uzak da olsak birbirimizden, evet, dokunamıyor da olsak bile beyinlerimizde, düşüncelerimizde uzaklaşmadığı müddetçe bir sıkıntı, evet, yok. Biz de bir nebze onlara burada yaptığımız müziklerle biraz kendilerini dağıtmalarını, rahatlamalarını, nefes almalarını inşallah sağlayacağız. Hadi o zaman bence gerçekten çok anlamlı. Şurada da yanlış anlamayın efendim. Hani Ramazan dedik aslında. Evet. Ben hep Nusret abiyi davet etmek istiyordum. Ama çok daha uygun denk geldi bence. Ney sanatçısı, Neyzen Nusret Avcı bizimle birlikte. Ve tabii çok teşekkürler bugün kırmadığı Gençay Elagöz bizimle birlikte. Buyurun efendim. Evet, şimdi biz ilk eserimiz olarak Göksel Baktagir'in Yalnız Sen diye bir eseri var. Gerçekten çok karakteri yüksek bir beste. Buyurun. Başlayalım, çalalım biz şimdiden. Hadi bakalım, buyurun. Thank you.
Nusret abi nefesine sağlık. Teşekkür nefesine ediyorum. Sağlık. O kadar aldı bizi götürdü ki gerçekten ayrı bir zaten sesi var. Ki senin üstatlığınla birleşince de ayrı oluyor ve eşlikte Gençay Ela Göz'e de ben çok teşekkür ediyorum. Yani böyle çok güzel oldu. Evet. İftarlar açıldı. Evet. Yemekler yendi. Oruçlarımız Allah kabul etsin. Şimdi böyle biz de sizlere biraz öyle bir dinginlik katalım istedik. Göksel Baktagir'in çok değerli bir bestesi çok, değil mi? Çok iyi bir besteci ve gerçekten bizim ülkemiz adına çok büyük bir değer. Kesinlikle öyle. Yani Türk müziği üzerine gerçekten çok ciddi çalışmalar yapmış bir virtüözdür. Evet. Yani hakkı kesinlikle ödenemez. Kesinlikle, kesinlikle. Ve gerçekten böyle geçişlerinde yapmış olduğu müziklerde bizi alıp başka bir yere götürüyor. Yani yüreğine sağlık. Evet. Tabii siz artık burada nasıl diyorsun bilmiyorum ama nefesinizle ona da güç vermiş oluyorsunuz. Evet. Çok ayrı bir şey. Gitarla da ne çok güzel uyum sağlıyor. Çok güzel uyum sağlıyor gerçekten. Evet, yani çok güzel. Gitarın ses rengi de zaten gerçekten çok yüksek. İnsanların hemen hemen en çok çalmak istediği enstrümanlardan biri. Evet. İlk başta gitar geliyor. Ama Gencay da çok iyi gerçekten. Şunu söylemeliyim. Belki de bütün enstrümanlar aslında zor. Orada böyle hemen kolay bir enstrüman yok. Kolay bir enstrüman yok. Yok kesinlikle. Ama hep şunu dışarıda görürüz ya. Ya hani ney üflemek deniyor değil mi? Evet. Ney üflemek zordur. Hani o sesi çıkarabilmek ya da o nefesle buluşturabilmek. Biraz onun detayını alabilir miyiz? Tabii mesela şimdi, bizi izleyenlerden de merak edenler olacaktır. Her enstrümanın kendine göre bir zorluğu var. Müziğin kendisi zaten çok zor. Evet. Yani bir evlat gibi büyütüyorsunuz bu işi. Yani emeklemeden koşamıyorsunuz. Tabii. Önce emekleme safhası var. Bunların üzerine koya koya en sonunda çatıyı yapıyorsunuz ki o motif birbirini bütünlesin. Kesinlikle. Bir yerde bir eksik kalırsa bu olmuyor yani. Çünkü aynen. Müzisyen her türlü detayı çalışmak, geliştirmek, etüt etmek zorunda. Zaten bizim Türk müziğimiz çok zor. Tabii, tabii. Türk müziğimiz bizim gerçekten çok zengin bir yapıya sahip. Gerçek ritim kültürü dünyada eşi benzeri olmayan bir yapıda. Ve makam kültürlerimiz, makam kavramlarımız bizim çok zengin. Evet. Yani bunların her birini ayrı ayrı işleyebilecek zaman bir ömür alıyor. Yani bir Türk müziği icracısı olacağım diyen bir insan bunu 3 senede 5 senede yapamıyor. Bir evet. insan 30 yılın 40 yılını belki ömrünü alıp götürecek. Mutlaka. Tabii ki en son zirvede de o kişi kendine göre içinde duyduğu müzik yapısıyla beste yapabiliyorsa işte işin de en güzel tarafı bu oluyor. İşte bu. Aynen, aynen. Yani bu çok önemli. Neden aslında hani çok zor dedik. Bütün evet. enstrümanlar zor ama o sesi çıkarabilmek. Mesela sen yıllardır üflüyorsun. Evet. 25 yılını zaten halk bilime vakfettin diyebilirim. Evet. Nasıl oluyor? Yani bir de şunu soracağım. Neden başka bir enstrüman değil de? Bir de bunun ayrı böyle bir evet. uhrevi bir yapısı da var. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Neye başlamamdaki benim en büyük sebeplerimden bir ilki abimdir. Evet. Daha önce müzikle ilgiliydim ama ney çalmıyordum. Evet. İlk neyi ben abimle tanışarak yaptım. Yani neyi abimde gördüm. Evet. O biraz çalıştı yapamıyordu. Ben deneyeyim dedim. Baktım ki ben bu işi yapacağım harbiden. Bende bir aşk oldu bu. İşte. Yani aşk olmadan zaten bunu yapmanız mümkün değil. Yani o enstrümanla birlikte sizin bütünleşmeniz gerekiyor. Benim de bütünleşebildiğim enstrüman ne oldu? Harika. Daha doğrusu ben kendimi neyde buldum? İşte bu. Yani çok felsefi belki konuşuyor gibi olur ama insanların kendini bütünlediği gerçekten kenarında tuttuğu bir amaçları vardır. Kesinlikle. Ney benim amacım değildir. Yani ben bunu amaç edinmedim. Ney benim hayatım oldu yani. Harika. Harika. Yani zaten biz de onu hissediyoruz abi. Evet. Seni tanıyanlar da bugün bu programımızı izleyen
seni tanıyanlar ya da şu anda seninle tanışanlar da senin o aşkını, neye olan aşkını, evet, ve aynı zamanda sanata, müziğe olan aşkını da çok güzel anlayacaklar, kavrayacaklar diye düşünüyorum. Evet, şimdi... İyi ki geldiniz. İyi ki bizimle birliktesiniz. Bu programı yapıyoruz. Evet. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi neyin gerçekten tarihi de çok eski. Evet. Şimdi dünya kültürüne baktığınız zaman aslında ney bir kardeş enstrüman. Bugün Latin Amerika'ya bakıyorsunuz, Meksika'ya bakıyorsunuz, Kızılderili kültüründe, Aztek kültüründe ortak ana malzeme kamış. Evet. Çünkü dünyanın yağmur alan, nem gören ve sıcaklık ortamı uygun olan bölgelerinde en kolay yetişen bitki olduğu için dünya genelinde de insanlar ilk enstrümanlarını hep kamışlardan yapmışlardır. Üflemeli kamışlar. Japon kültürüne bakıyorsunuz yine o kamış var. Evet. Çin kültürüne bakıyorsunuz yine o kamış var. Orta Doğu kültürüne bakıyorsunuz o kamış var. Anadolu'da bakıyorsunuz Frigya tarihine kadar ney gidiyor. İnsanlara Sufizm açısından da büyük bir etki yaratan bir sound'u olduğu için de evet, insanlar bununla gerek dinsel gerek tinsel yapıda müziklerini icra etmişler. En çok da insanlar bunu farklı yapılarında da motiflemişler. Yani gerek cenaze töreni olsun, gerek inanç kültüründe, evet, ibadet kültüründe bunu kendileriyle bütünlemişler. Kamış güzel bir yapı çalgı için. Kesinlikle. Bugün modern çalgılara baktığımızda klarnetin yine malzemesi kamış. Evet. Bu kamış olmadan klarnet de olmuyor, saksafon da olmuyordu, kesinlikle, fagot da olmuyor. Hepsinin temel yapısı. Evet, yani bu malzeme çağdaş üflemeli çalgıların gerçekten ilk ana malzemesi. Çok sağ ol abi. Şimdi seni bulmuşken ve evet, biz artık bence ekranları başında da biz hep evet, öyle diyoruz. Az laf çok müzik diyoruz. Çok bugün müzik. Böyle biraz daha bu evet, uhrevi anlamda böyle bizi alın götürün. Biz onu istiyoruz sizden. Evet, şimdi benim eski grup arkadaşım rahmetli Sami Anı'yı da buradan anıyorum. Evet. Onunla beraber çalışmış olduğumuz bizim motiflerimiz vardı. Onunla beraber yaptığımız bir eseri lütfen, burada ben izleyicilerimize nefeslendirmek istiyorum. Evet, söyleyeyim. Sağ ol. Biz de keyifle dinliyoruz, keyifle.
Çok teşekkür Bizim ediyorum. Bizim kapı dost kapısı. Evet, şarkımızın adı. Çok güzel. Burada beraber mi motiflediniz? Öyle söyledim. Tabii beraber motifledik. Harika. Yüreğinize sağ olun. Evet. Arkadaşımız aynı zamanda da tambur sanatçısıydı. Öyle mi? Evet. Gerçekten iyi bir besteciydi. Harika. Çok yani güzel, o kadar güzel üflüyorsun. O kadar güzel bir eşlik var ki burada. Gerçekten böyle yani duygulanmamak, böyle gitmek bir yerlere gerçekten çok güzeldi ya. Yani ben istiyorum ki böyle devam etsin. Eğer senin için de uygunsa evet, bir tane daha yapalım tabii, sonra olabilir. Sohbetimize devam olabilir. Edelim. Olur mu? Yani aslında tabii enstrüman her şeye uygun, öyle değil mi? Yani sadece hani şey gibi düşünülüyor, ilahi. Sadece tasavvuf gibi değil. Tasavvuf gibi tabii. Düşünülüyor ama değil evet. Aslında yani. Yelpaze çok geniş. Kesinlikle. Çünkü neye deyince insanların ilk bakış açıları tasavvufa yönelik oluyor. Yani ama o, değil ama, yani. Ama mesela değil. Biraz önce evet. Çaldığımız... Ya da nefeslediğiniz tam tasavvufu diyemeyiz tabii, değil mi tabii, biraz tabii. Daha? Tabii, motifler şimdi, farklı. Tabii motifler hep farklı. Ne? Çünkü her karaktere gerçekten yakışıyor. Bugün popüler kültürde de kullanılan bir enstrüman. Yani yabancı şarkılarda da mesela. Var değil mi? Çok var. Yani çok evrensel. Tabii evrensel. Hadi bakalım buyurun dinliyoruz. Evet. 3, 4. Thank you.
Nefesine sağlık. Canım abim benim. Nusret Avcı. Teşekkür ediyoruz. Ve değerli eşlikleri için gitarda. O da çok değerli bir müzisyen. Bakmayın onu ayrıca programıma konuk alacağım zaten. Ama burada Nusret abime böyle eşlik içimizi kırmadı. Gençay Elagöz. Çok çok güzel işlere imza atıyor Gençay Bey de. Onlarla da ilgili de program yapacağız. Bize, İnşallah. Bizim programımız herkese açık Nusret abi. Beni biliyorsun, tanıyorsun. Tabii. Ben uzun zamandan beri seni konuk almak istiyordum. Bugüne nasipmiş. Ama çok da anlamlı oldu. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi şunu söyleyeceğim. Nusret Avcı emekli olduktan sonra çalışmaya devam etti. Çok güzel bir koro var. O koronun şefliğini yaptı pandemi öncesinde. Evet. Pandemide de malum artık herkes biliyor. Biraz ondan bahsedelim mi? Evet. Şimdi bizim Ulusal Müzisyenler Derneğimizin Kadınlar Korosu var. Evet. Orada biz Mustafa Demir Bey'le, başkanımız, bizim dernek başkanımız. Bu projede sadece dedik ki sesine güvenen, bu işi seven, şarkı söylemek isteyen bayanlardan koro oluşturduk. Evet. Şefliğini yine Mustafa Demir yapıyor ama ara dönemlerde de yine... Sen enstrümanların aslında şefisin. Orkestra. Mustafa Bey de genel olarak koronun, kadınlar korosunun şefi. Biz bu koroda gerçekten her konser için ayrı bir konsept belirliyoruz. Çok güzel. Bir işte eski 80'ler 90'lar pop konseri mesela yaptık. Evet. Onun öncesinde bir sanat müziği konsepti uyguladık. Bunun gibi belli dönemlerde hadi diyoruz ki bir de şöyle bir şey yapalım. Harika. Çok böyle gerçekten cıvıl cıvıl bir koromuz var. İşte pandemi bizi maalesef duraksattı. Tabii duraksattı. Aynı zamanda bir de biz Ümit Sağlık Hastanesi'nde Mustafa Bey'in yine şefliğinde bir koro oluşturduk. Güzel. Personel korosu. Orada yine orkestranın konsept çalışmalarında yine ben görev aldım. Tabii ki bunlar pandemiyle birlikte kesildi. Peki pandemide ne yaptın? Yani mesela çoğu müzisyen, çoğu sanatçı evde çalışmasını sürdürdü. Besteler yapıldı. Canlı veya çekimler yapıldı mı? Var mı? Onu izleyebilirler mi mesela bizim izleyicilerimiz? Tabii ki. Mesela Mustafa Avcı'nın bir YouTube kanalı veya Instagram hesabı varsa oradan takip edebilirler mi? Biz Tepebaşı Belediyesi'ne bu pandemi döneminde 3 tane proje yaptık. Konser gibi tabii ki izleyicisiz. Evet. Sağ olsun Ahmet Ataç başkanımız bize bir Çanakkale şehitlerini anma günü için, bir sevgililer günü için ve bir de müzisyen Eskişehir'deki yeni ses getirecek müzisyenlere birer ikişer parça kayıtlarımız oldu. Ne güzel. Bu tür anma aslında işte şeyleri, destek oluyor değil tabii, mi? Tabii, Ahmet başkanımız. Tabii. Harika. Yani biz gerçekten belediyemizden çok yardım görüyoruz. Gerek Büyükşehir olsun, gerek Odunpazarı Belediye'miz olsun, gerek Ahmet Tepebaşı Belediye'miz olsun. Ahmet Başkanımız gerçekten sanatı çok destekliyor. Müzisyenleri çok destekliyor. Harika. Yani bu tür projeler yaptık. Bunun dışında ben kendi evimde bir stüdyo ortamı oluşturdum. Dedim ki madem sokağa çıkmıyoruz, o zaman bu işe evde devam edeceğiz. Evde stüdyo oluştu yani. Yani oluştu. Şimdilik kafamda ileriye yönelik bazı projeler için kayıtlar almaya başladım. Altyapılar çizmeye başladım. Ama abi böyle sen gidiyorum. Hep böyleydin zaten. Biz halk bilimde de beraber çalışırken emin olun hep Nusret abi köşede devamlı o enstrümanıyla devamlı bir prova, bir el egzersizi ne derseniz adına. Gerçi oradaki bütün sanatçılarımız öyleydi. Evet, gerçekten. Bence çok erken emekli oldun. Öyle dedim ben. Biraz böyle nostalji yapayım yani. Yine biz dışarıdan desteklemeye devam ederiz. Orası bizim gerçekten gurur duyduğumuz bir merkez. Kesinlikle. Burada çok güzel işler yapılıyor. Kesinlikle. Güzel projeler çıkıyor. Gerek üniversitemizin öğrencilerine büyük katkıları var, gerekse şehrimize, ilimize büyük katkıları var. Çok. Yani Türkiye'de de eşi benzeri bulunmayan bir birim merkez. Burası. Aynen. Araştırmalar yapılıyor. Bu araştırmalar neticesinde de bilgi aktarımları oluyor. Kültüre dayalı gerçekten büyük veriler elde ediliyor. Bize görev verildiği takdirde biz oraya tabii ki koşa ne koşa güzel, yine gideceğiz. Ne güzel. Ben her zaman söylüyorum efendim. Anadolu Üniversitesi Halk Bilim Araştırmaları Merkezi ayrı bir yuvadır. Gerçekten hepimizin öyle. İçinde olduğu, kuruculuğunu zamanında rektör hocamız, değerli şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen'in yapmış olduğu
çok köklü bir merkez. Çok köklü. Ve tabii o merkez yakın zamanda bir müdür değişikliğine gitti ve yine o merkezin ruhuna uygun o bilinci, kültürü almış bir hocamız o merkeze müdür oldu. Doçent Doktor Hasan İstatince. Ona da buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben de Hasan Hocamı tekrar tebrik ediyorum. Bizim zaten geçmişte de bir müdürlüğümüzü yapmıştı bir dönemde. Evet. Gerçekten büyük başarılara imza attı. Ben bu döneminde de gerçekten çok iyi bir projeler çıkartacağına inanıyorum. Kesinlikle öyle. Çünkü Hasan Hocam bu konuya çok vakıf bir insan. Evet. Yani altı boş bir insan değil, çok dolu. O da o halk bilim kültüründen geliyor. Tabii. Dans etmiş, oranın ruhunu, oranın kültürünü bilen bir kişinin müdür olması. Bundan önceki, bir önceki müdürümüz Profesör Doktor Deniz Taşçı da orada dans etmiş bir kişiliğinin olması orayı çok daha iyi kontrol edebileceğini gösteriyor. Bence çok güzel işler yapılacak. Sizden de dışarıdan da destek alacağız inşallah. Ben üniversitemizde bu kadar bir zaman görev almakla gerçekten çok mutluyum. Çünkü Anadolu Üniversitesi kendi kimliğiyle de bizim mesleğimize, benim kendi mesleğime bir kişilik kattı. Kesinlikle öyle. Çok önemli bir çok değer önemli Anadolu bir değer. Üniversitesi. Ki Halk Bilim Araştırmaları Merkezi zaten altyapı itibariyle çok dolu. Kesinlikle öyle. Yani Türkiye'nin bence en güzel, en çok kostüm... Evet, kostüm açısından acayip bir çok hazine. Zengin yani. Çok değerli hocalarımız var. Kesinlikle. Ve o müzisyen arkadaşlarımız da gerçekten Eskişehir'in en nadide yüzü de çoğunu müzisyenleri. Zaten burada konuk olarak aldım değerli izleyicilerim. Onun için yakından tanıyorsunuz. Evet, ben arkadaşlarımızın bu kadronun güzel işler yapacağına inanıyorum. Bize de davetiye gönderdiklerine biz koşa koşa geleceğiz. İşte İcamızı bu. Yapacağız harika, yani. Güzel projelere imza atacağız birlikte. İnşallah. Hadi abi bir daha bir daha dinleyelim. Bir anda çünkü program bitiyor sonra kalmayalım. O şimdi zaman bir kitaro yapalım biz. Kitaro da çok büyük bir değerdir. Yani tasavvufa da Türk motiflerine de yön vermiş bir Japon müzisyendir. Öyle mi? Tabii, hadi dinleyelim lütfen. Bir de kitaro yapalım. Hadi buyurun. Fa minörden. 3, 4.
Nefesine sağlık. Gençay Ela Göz, Nusret Avcı bizimle birlikte bugün programımıza şeref verdiniz. Gerçekten biz şeref böyle bugünkü programımız çok ayrı, uhrevi denir ya, böyle bir yapısı oldu ama tabii ki Ramazan'ın ilk programıydı. Ona uygun olsun istedik. Kırmadınız, geldiniz. Evet. Çok teşekkürler. Biraz programın sonuna doğru yaklaştık Nusret abiciğim. Son sözlerini alayım, dileklerini alayım ve ikinci bir program sözü mutlaka alıyorum ben gelen konuklarımdan. Bir tabii daha ki böyle normalleştiğimizde daha geniş orkestrası çok geniş Nusret abinin. Evet, yani bugün böyle tadımlık oldu yani. Kalabalık bir orkestrayız. Tabii ki pandemiden öde dedik ki bir kalabalık yapmayalım. Tabii. Çünkü sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz. Biz de bu kurallara dikkat etmek zorundayız. Kesinlikle bu öyle. Bizim ülkemizin geleceği için çok önemli. Ben buradan tüm bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir programda davetiniz olduğu takdirde biz tabii ki koşa koşa geleceğiz. Seve seve, program sizin. Ben öyle diyorum, program bütün sanatçıların, bütün müzisyenlerin. Evet. Öyle bir egomuz, öyle bir durumumuz yok. Siz şeref verip buraya geliyorsunuz, mutlu ediyorsunuz. Çok kısa hemen bir kapanış için alalım, sonra ben... biz o zaman bir Eskişehir'imizin gerçekten özü diyebileceğimiz bir Yunus Emre ilahisi çok çalalım. Çok kısa Yunus Emre ilahisinden alalım, sonra beraber ben ağlarım yani yani. Evet, o olmadan kapatmayalım. Evet, 3, 4.
Nefesine sağlık. Nusret Avcı, Gençay Ela Göz, biz ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biz sağ teşekkür olun. Ediyoruz. Değerli STV izleyicilerin bir sanata dair programının sonuna geldik. Evet, hayırlı Ramazanlar. Biz bugün iftardan sonra sizin böyle uhrevi duygularınıza biraz değinebildiysek ne mutlu. Ramazan'da sizler için çok güzel programlar hazırladım. Bizi sakın sakın ama kaçırmayın diyorum. Her cumartesi saat 9'da sizlerle birlikte olacağız iftar sonrasında. Ramazan'ın o uhrevi gücünün yanında sanatsal gücünü de sizlere göstermek istiyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim.